Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, bugün güzel Zonguldak'ımıza iş tedavisi için geldik. Öğle namazını Zonguldak'ımızın şaheserlerinden, yeni güzide eserlerinden Uzun Mehmet Camisi'nde eda ettik elhamdülillah. Buraya gelmişken bu güzide eserimizi kısa bir tanıtalım istedik. Görmek isteyenler, bilmek isteyenler, tanımak isteyenler, meraklıları için. Zonguldak Kozlu yolunda, merkezden hemen çıkınca sağda, sahilin hemen kenarında, deniz kenarında, mükemmel bir Osmanlı'ya yakışır, ecdadımıza yakışır bir eser. İçerisi öyle zannediyorum Zonguldak'ın en büyük camisi. İçerisine girince gerçekten göreceksiniz. Zonguldak'ta bundan büyük cami olduğunu zannetmiyorum ben. Zonguldak'ın en büyük camisi, Uzun Mehmet Camisi ismi. Sütunlarıyla, kubbesiyle, işlemeleriyle, desenleriyle, her şeyiyle gerçekten çok mükemmel bir cami arkadaşlar. Eğer ziyaret etmek isteyen varsa kesinlikle tavsiye ediyorum, ziyaret edin. Sebep olanlardan Allah razı olsun inşallah. Camimiz ibadet ettiğiniz zaman huzur içerisinde ibadet edebileceğiniz, namaz kılacağınız, namaz kıldığınız zaman gerçekten huzur duyduğunuz bir cami. Kubbeleri, mihrabı, minberi, ondan sonra revakları baktığımız zaman Osmanlı mimarisine sadık kalınmış. Camlarında cam süslemeler, bakıyoruz böyle gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş, renk uyumu mükemmel. Mihrap mermerden yazılar, desenler mermerden yapılmış, gerçekten mükemmel. Yanlarında çini desenleri var. Kürsü ahşap ama ön tarafla uyumlu yapılmış. Gerçekten uyumlu. Minber de ahşap ve mermer karışımı. Ana gövdesi mermerden, korkuluklar. Ondan sonra kapısı ve alemin olduğu yer ahşaptan yapılmış. Gerçekten uyumlu, mükemmel. Turkuaz halısıyla mükemmel, gösterişli avizesiyle, desenleriyle gerçekten harika, huzur ile ibadet edebileceğiniz bir cami burası arkadaşlar. Şu anda da temizlik yapılıyor zaten. Bir bayan görevli camimizde temizlik yapıyor, Allah razı olsun. Bu eseri Zonguldak'ımıza kazandıran, emek veren, böyle bir düşünceyi faaliyete geçiren herkesten Rabbim razı olsun inşallah. Caminin mevkisi de mükemmel. Arkadaşlar, Zonguldak'ta bir park sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama camiye geldiğimiz zaman arabanızla gelin, 1,5 saat caminin altında çok büyük bir otoparkı var. 1,5 saat ücretsiz olarak arabanızı park edebiliyorsunuz. 1,5 saatte burada namazınızı kılmak, camiyi ziyaret etmek, etrafına bakmak için gayet yeterli bir zaman. Arkadaşlar, şöyle içinden tekrar bakalım. Gerçekten devasa büyüklükte bir cami. Bakın, ayakkabılık kısımları, son cemaat mahfili, hepsi tertemiz. Bayan cemaat yeri, üst katlar gerçekten tertemiz yapılmış. Bayanlardan eğer başörtüsü olmadan gelenler varsa burada hazırlık var. Etek ve başörtü burada var. Bayanlar,
onları kullanarak ibadetlerini yapabilirler, camiyi ziyaret edebilirler. Şimdi caminin dışına da şöyle bir bakalım. Bakın hemen caminin avlusu deniz, mükemmel. Sadece deniz değil. Bunun yanında ne var? Bakın çay içebileceğiniz yerler var. Ailenizle güzel oturabileceğiniz kamelyeler var. Biz bir defa geldik burada Serkan hocamla beraber ailecek ne yaptık? Burada güzel bir hem ziyaret hem de piknik türünde. Burada zaman geçirdik. Çocuklarımız caminin etrafında zaman geçirsinler diye. Tertemiz. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Caminin alt katında çok büyük bir otopark var. Otopark geniş. Hemen yanında bayanlar için ayrı, erkekler için ayrı büyük bir abdesthane var. Oralarda, şimdi oradan çıktım, göstermek istemiyorum oraları. Mahremiyet haklarına saldırmamak için. Caminin avlusunda da var bakın abdesthane. Ama tuvaletler, şadırvanlar esas caminin alt katında. Gelebilirsiniz. Buradan yoldan geldiğinizde hemen içeri giriyorsunuz. Arabanızı park ediyorsunuz. Bu mükemmel eseri ziyaret ediyorsunuz. Namazınızı, ibadetinizi güzelce yapıyorsunuz arkadaşlar. Alt katta. Bakın. Buradan geçip bakın otoparka buradan da girebiliyorsunuz. Buradan ve tuvaletler, abdesthane hemen buradan temizliğinizi yapıp camiye geliyorsunuz. Minarelere bakalım. Minareler çok güzel. Dört minareli. Harika bir eser arkadaşlar. İçiyle dışıyla her şeyle Zonguldak'ımıza gerçekten böyle bir cami lazımdı. Böyle bir caminin eksikliğini her zaman hissediyorduk. Onun için bu camiyi, bu eseri buraya kazandıran başta Cumhurbaşkanımız, bildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yapılmış bu cami buraya. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya kazandırmış olduğu bir eser burası. Kendisine, özellikle kendisine ve emek veren herkese, sebep olan herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Gelin burada, bakın denizin kenarında, çocuklarınız buralarda rahat bir şekilde, trafik korkusu olmadan, araba çarpacak korkusu olmadan, geniş bir şekilde oynayabilirler. Siz de gölgeliklerde, ağaçların gölgeliklerinde burada dinlenebilirsiniz. Caminin atmosferinden feyiz ve bereket ile faydalanabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir çekerek görüntümüzü burada sonlandıralım inşallah. Rabbim sebep olan, emek veren herkese razı olsun inşallah.